Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Kadir gecesinden sonraki bir sahur vaktinde yine beraberiz. Dün inşallah Kadir gecesini okuduk, anladık ve geceyi de Allah'ın izniyle inşallah iyi bir şekilde geçirmişizdir. Allah'ın affına, mağfiretine, Allah'ın açık çek verdiği şeylere, müjdelere inşallah muhatap olmuşuzdur. Bugün karşımızda yeni bir sure var. Bu sure Şems suresi diye başlıyor. Ve Şemsi ve Duhaha diye. Ve bir özelliği var bu surenin. Biz hep söyledik. Belki bu sohbetlerde birkaç sefer tekrarladık. Allah-u Teala bazı surelere, bazı ayetlere yemin ederek, kasem ederek, bizim anladığımız şekilde söylersek vallahi billahi diyerek başlıyor. Tabi başka kelimeleri kullanarak. Ama bu surede böyle çokça bir yemin var. Bir tane, iki tane değil. Allah-u Teala 5-6 ayette hem bir ayette birkaç sefer şeye ayrı ayrı yemin ediyor. Yani bunun Türkçesi ne biliyor musunuz? Ben size bir örnek olsun söylüyorum. Vallahi, 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 vallahi daha devam ediyor. Allah-u Teala defalarca 8-10 sefer yemin ediyor. Arkasından bir söz söylüyor. Acaba ne diyecek tabii? Onu merakla bekleyeceğiz. Biraz sonra hocam anlatacak. Bir de bu sürede peygamberlerden Salih aleyhisselam ve onun kavmi Semud kavmiyle ilgili, onların yaptığı işlerle ilgili, onların helakıyla ilgili ayetler geçecek. Bakalım Rabbimiz ne buyuruyor? Önce yeminler ve yeminin cevabı, arkasından da Semud kavmini inşallah tanımaya çalışacağız. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha ve nehâri izâ cellâha ve leyli izâ yâşâha ve semâi ve mâ benâha vel ardı ve mâ tahâha ve nefsin ve mâ sevvâha. Yemin üstüne Allah yemin, Allah. Yemin üstüne yemin. Evet. Allah Allah. Ya bu insanlar o kadar Allah'a inanmıyor da mı ki Rabbim yemin ediyor. Hiç yakışıyor mu bize? Bu insanlığa. Allah yemin ederek anlatacak ve biz hadi git diyeceğiz. Allah muhafaza ya Rabbi. Hiç yakışmıyor. Hiç. Burada Rabbim nelere yemin ediyor? Bir, güneşe. Ve ikinci bir yemin de var hocam, değil mi? Bir ve şemsi ve duha. Evet. Burada iki yemin. Ve şemsi ve duha. Yemin olsun güneşe, yemin olsun aydınlığına. Yemin olsun aya, burada bir tek yemin, evet. Güneşi takip ettiği zaman. Ve nehâri idâ cellâhâ, gündüze ve aydınlığına. Ve leyli idâ yâşâhâ, karanlıkla bastığı zaman geceye. Ve semâi, semaya. Ve mâ benâhâ, bir daha yemin. Bir iki tane yemin. İki tane yemin, bina edene. Vel ardı, arza, yeryüzüne ve ma daha bir daha, evet, onu yayana, kendi zatına ve nefsin, nefse ve ma sevvaha, o nefsi bu şekilde yaratana. Güneş bir, duha ha iki, kamer üç, nehar dört, leyl beş, sema altı ve ma benaha yedi, arz sekiz ve ma daha dokuz ve nefs on ve ma sevaha 11 tane yemin. Allah'ım, müthiş bir ayet hocam. Herhalde Kur'an-ı Kerim'de en fazla yemin zannedersin burada geçiyor. Arka arkaya 11 tane yemin, 11 tane ayrı cümle Allah-u Teala yemin ediyor. Arkasından bir şey. Ve biz bu Allah'ın yemin ettiği gerçekleri bırakacağız. Keyfimize göre yaşayacağız. Yakışır bana mı? Bana ne diyeceğiz ya? Bana hiç ne diyeceğiz? Umursamayacağız, dikkat olur etmeyeceğiz. Olur, hiç yakışır mı? Yakışmıyor. Nedir bu yeminler? Güneş, ay, gece, gündüz, sema, arz ve nefis. Şimdi bu yeminlerden sonra fe elhemeha fucuraha ve takvaha. Buna dikkat çekti bak. Ve kad khabe men dessaha, kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Demek ki Allahu Teala bize fucur ve takvayı ilham etmiş. Bize takvalı ve fücurlu bir hayat yaşama özgürlüğü vermiş. Ve bu bilgileri de bize vermiş.
Buyurun diyor. Fücur ve takva yolunu. Takva yolunu seçen kazandı diyor. Fücur yerini seçen de fekat habe men desa kaybetti diyor. Şimdi bu yeminlerle bu gerçeği bir düşünelim. Bir hayat yaşıyoruz. İyi dinleyin. Ben de iyi becerebilsem iyi anlatayım. Allah'ın yeminlerinden yeminleriyle bize dikkat çektiği bir konu var şimdi. Bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu nefis kim? Herkes kendisi. Hepimiz nefis. Nefsimizin dışında güneş, ay, gece, gündüz, sema, arz ve varlığımız. Bu alemde bizim ne yetkimiz var? Güneş hiç bizi dinler mi? Güneş bizim emrimize göre mi doğar ve batar? Güneş bizim emrimize göre mi ısısını verir ya da vermez? Ay bizim emrimize göre mi küçülür, büyülür? 29'u 30'u tamamlar. Gündüz bize göre mi ayarlı? Gece bize göre mi ayarlı? Ben istediğim zaman gündüzü uzatabiliyor muyum? Ben istediğim zaman geceyi uzatabiliyor muyum? Var mı böyle bir yetkimiz? Ben ve bütün insanlık. Bütün insanlık ve ben. Başka kimse yok. Ve sonra sema beni dinler mi? Arz benim emrimde mi? Bütün bunların sahibi ve maliki kim? Allah. Ve hiçbir insanı da dinlemiyor. Ve bütün insanlar bu yasaya göre o yaşamak zorunda. Semanın, yerin, gecenin, gündüzün, güneşin, ayın tabi olduğu bir yasaya göre yaşamak zorunda. Ben şimdi gece istemiyorum. Gelsin gündüz. De bütün insanlık desin. Ben bu gündüzü uzatmak istiyorum. Bütün insanlar desin. Bu semanın şeklini artık bıktım usandım görmekten. Değiştirmek istiyorum desin. Bu ay niye böyle küçülüyor, büyülüyor? Neye kış mevsimi oluyor? Neye yaz mevsimi oluyor? Desin. Dinler mi gökyüzü? Dinler mi yeryüzü? Dinler mi gece? Dinler mi gündüz? Dinler mi sema? Dinler mi arz? Şimdi kendimize gelelim. Bir de kendimize yemin etmiş Rabbim. Nefs yani bize, insanoğluna hep ayrı ayrı hepimize yemin ediyor. Peki kendimiz kendimizi hakim miyiz? Güneşin, ayın, gecenin, gündüzün, gökyüzünün, yeryüzünün bizi dinlemediği gibi acaba nefsimizde mi dinlemiyor yoksa nefsimiz bizim emrimizde mi? Nefsimiz de bizim emrimizde değil. Emrimizde olan tek bir özgürlüğümüz var, başka bir şey yok. Saçların dinler mi seni? Benim gençken güzel saçlarım vardı. Nerede onlar şimdi? Söyleyin nerede? Yorulmayı bilmezdim. Gücüm kuvvetim nerede? Söyleyin. Kalbim beni dinler mi? Benim emrime göre mi yaşar? Böbreklerim, Allah bütün Müslümanlara hepimize af afiyet versin. Ciğerlerim, sinirlerim, kanlarım, tırnaklarım büyümesin diye tıraş ettiğim tüyler ya da tırnaklar kestiğim dinler mi beni? Kesersin bir daha büyümüyor mu? Tıraş oluyorsun bir daha büyümüyor mu? Söyle. Peki sen kimsin, necisin? Bu halde sen nasıl dünya üzerinde ben varım diyebiliyorsun? Hocam şöyle bir soru aklıma geliyor benim. Bir adam tırnağına söz geçiremiyor, kırına söz geçiremiyor, evet. Şöyle ol böyle uzama kısalma diyemiyor. Ama bir toplulukta oturuyor 8-10 tane, 50-100 tane adam, parmak kaldırıyorlar. Şöyle bu kanun olsun, böyle bu kanun olsun. Şu helal olsun, bu haram olsun. Şu serbest olsun, bu yasak olsun. İnsanları yönetmek için kanun koyuyorlar. Bu nasıl bir cüret yani? Tırnağına söz geçiremiyor. 100 milyona, dünya, 200 milyona kanun koyuyor. Sen buna uyacaksın diyor. Bütün dünyaya söz geçiriyor. Kendisi bir nevi Rab yerine koymuyor mu adam Allah ya? Böyle Allah bizi korusun ya Rabbi. Rabbim bizi korusun. Haddini aşmak olur yani Allah. Tırnağa söz geçiremeyen milyonlara söz geçirmeye kalkıyor. Yani bu iddiayı hayır diyebilenimiz var mı? Yani ben tırnağıma, ben gözüme, ben kulağıma, ben derilerime
ben saçlarıma, ben gökyüzüne, ben yeryüzüne, ben dağlara, ben bitkilere söz geçiririm diyebilen var mı? Yok. O zaman şimdiki devam eden ayete geçelim. Rabbim diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى. İşte biz insanoğluna verdiği sadece bu var. Fücuru ve takvayı ilham etmiş. Yani bizim fücur ve takva, iyilik ve kötülük yapma özgürlüğümüz var, eylemimiz var. Önümüzde iki tane seçenek var. Evet. فَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنَ dedi ayet var. Evet. İstersen bu yoldan git, istersen bu yoldan git. Özgürüz, serbest. Evet, serbest. Allah bu hürriyeti vermiş bize. Evet abi. İsteyen istediği hayatı yaşayabiliyor. Hayır diyor, evet ben gökyüzüne, yeryüzüne, kendi nefsime hakim olamasam da ben Allah'ın istediği bir hayatı yaşamayacağım deme özgürlüğüne herkes sahip. Ya da ben Rabbim ne istiyor? Bütün alemin tabi olduğu yasaya, göklerin, yerin, kendimin, yer, dağların, taşların, güneşin, ayın, gecenin, gündüzün tabi olduğu yasaya ben de tabi olacağım da diyebiliriz. Burada herkes özgür. Kazananlar kad eflaha, kad eflaha men zekkaha, gecesini, gündüzünü, ömrünü, ayını, güneşini, tırnaklarını, saçlarını, bedenini, her şey, ruhunu Allah'ın istediği gibi değerlendiren felaha erdi. Yani tercihim Allah'ın yemin ettiği varlıklar kime tabi oluyorsa ben de o varlığa Allah'a tabi oldum diyen felaha erdi. Evet. Diğeri ise felaha ermedi ve kaybetti. Şimdi bu özgürlüğümüzü ortaya koyalım. Gerçekten özgürüz. Hatta şu dünyada Allahu Teala'nın istemediği bir hayatı yaşayıp bütün bu gökler, yer, dağlar, taşlar, güneş, ay, gece, gündüze rağmen ben de benim diyen bir dünya çoğunlukta. Ve Allahu Teala o dünyaya da hiç kısıntı vermiyor. O dünyanın da istediği malı, mülkü, gücü, kuvveti veriyor. İstediğin gibi yaşayabilirsin diyor. Böyle bir dünyadayız. Ama öyle bir dünya yaşayanla, yani güneşin, ayın, gecenin, gündüzün, semanın, arzın ve kendi nefislerinin tabi olduğu Allah'ı devre dışı bırakıp keyfime göre yaşamak istiyorum diyen bir dünyanın acaba yaşadığı dünya nasıl? Bu tarafta ben güneşin, ayın, gecenin, gündüzün, semanın, arzın ve nefsimin, varlığımın tabi olduğu Allah'a tabi olacağım, uyacağım, iman edeceğim, onun yolunda gideceğim diyen bir kimsenin hayatı nasıl? Herkes kendi evini düşünsün. Hani bir toplumsal baskı falan mı diyorlar? Onun bir başka ismi de mi vardı? Mahalle baskısı. Mahalle baskısı falan diyorlar. Yani bir evde 10 kişi var. Bu 10 kişinin 9'u bir şekilde hareket ediyor. Biri başka şekilde hareket ediyor. O bir kişi kolay yaşar mı? Zorlanır tabii. Evet. Bir mahallede 100 tane ev var diyelim. 90 ev, 98 ev bir şekilde yaşıyor. 2 evde ya da 10 evde başka şekilde yaşıyor. Yaşayabilir mi? Kolay olur mu? Ya da bir şehirde birileri şöyle yaşıyor, birileri de böyle yaşıyor. Kolay olmaz. Yani bir mahallede, bir evde, bir köyde aykırı yaşamanın zorluğunu herkes biliyor. Ben özgürce yaşamak istiyorum diyor. Kadın ya da erkek. Mahalleli diyor ki hayır, benim istediğim gibi yaşayacaksın diyor. Öteki köyde bir aile diyor ki bırakın ya, ben keyfime göre yaşayayım. Köylü diyor ki hayır, benim istediğim gibi yaşayacaksın diyor ve baskıda kuruyor. Dünyada bunlar oluyor. Ama Allahu Teala buyurun diyor. Dış dünyada özgürlük veriyor. Ama acaba iç dünyamız nasıl? Onu ben tahlil etmeye çalışayım. Şimdi bir dünya ki bir yol düşünün, sırat-ı müstakim, Allah'ın yolu. Hani Allah diyor ya, ve enne hâzâ sırat-ı müstakimin, bu benim dost doğru yolumdur. Bu yola tabi olun. Hatta Hud aleyhisselam da inne rabbi alâ sırat-ı müstakim diyor. Benim Rabbim sırat-ı müstakimdedir diyor. Dost doğru yoldadır. Şimdi bir yol düşünelim. Allah'ın yolu. Bunun adı da İslam.
Allah bütün insanlara, cinlere uygulanmak üzere gönderdiği bir din var. Bir de biraz önceki saydığımız varlıklar için uyguladığı bir yasası var mı? Güneşe, aya, geceye, gündüze, semaya, arza ve insan varlığına yaratılış yasası diyebileceğimiz kanunları var mı? Var. Şimdi ben ve benim dışımdaki bütün alem Allah'ın kendileri için takdir ettiği bir yasaya boyun eğiyor. Güneş itiraz etmiyor. Ay itiraz etmiyor. Gece itiraz etmiyor. Gündüz itiraz etmiyor. Başka? Sema itiraz etmiyor. Arz itiraz etmiyor. Ve benim varlığım da itiraz edemiyor. Böyle bir dünya. Mevsimler itiraz etmiyor, ağaçlar itiraz etmiyor, bitkiler itiraz etmiyor, hayvanlar itiraz etmiyor. Yani bu alemleri benden iyi bileniniz çoktur. Bu alemlerden kendiniz Allah'ın izniyle daha güzel bir bilgi elde edebilirsiniz. Güneş nasıl ahenkli ve dengeli? Gece nasıl, gündüz nasıl, bitkiler nasıl? Bitkilerde falan Rabbim ne yasalar uyguluyor? Doğrusu ben ayrıntılı bilmem. Ama bilenleriniz var, düşünün bir. Kendimiz üzerinde ne yasalar var bakalım, nasıl bir alemiz, hücrelerimiz, içimiz, dışımız, kulağımız, yani bu kulak ne, bu göz ne? Bu hocam bir tane örnek versek. Ver hocam, bilir. Böbrek hastası ölüyor, böbrek çalışmıyor, Allah korusun. O adam böbreğin vazifesi biraz da yarım yamalak, tamla değil bile, eksik olarak yapmak üzere haftada 3-4 kere hastaneye gidiyor. Diyariz makinesi, kocaman bir makine var, böbrek ufacık bir alet, Allah'ın yarattığı bir organ ama o makine kocaman makine. Oraya giriyor 3-4 saat sıkıntılı bir şekilde. Oradan çıkıyor yine kendine geçmiş vaziyette. Yani ufacık bir tek böbreğin vazifesini insanlara yaptığı bir makine, o da eksik olarak, geçici olarak yapmaya çalışıyor. Sonuçta o da kâr etmiyor, Allah korusun. Adam evet, canını veriyor ya. Bu bir tek böbrek örneği. Göz böyle, kulak böyle, ciğer böyle, hepsi böyle. Yani insanın eline bir diken bassa oradan bu acı hisseder ya. Acayip bir nizam kurulmuş. Allah bize müthiş bir sistem vermiş. Bu nefsi bize bahşetmiş. Onun karşında teşekkür istiyor, kulluk istiyor, şükür istiyor. İnsan da onu maalesef vermiyor yani. Gökyüzü böyle değil mi? Bakalım nasıl tabii. Bir alem. Şimdi gökyüzünde atmosfer, orada bir sürü zehirli gazlar var, taşlar var, cisimler var. Oradan tepemize yağsa böyle taşlar, bir takım maddeler, zehirli gazlar. Dünyada biz 5 dakika dolaşamayız. Yani. Bitti. Allah öyle bir filtre, öyle bir süzgeç koymuş ki oraya. İyiler geliyor bize, kötüler orada kalıyor. Biz böyle nefes çekerken, oh diyoruz elhamdülillah, oksijen vücudumuza giriyor, ciğerimize, bayram ediyoruz. İçerimize çektiğimiz zaman zehir olsa 2 dakikada geçmiş, öleceğiz. Yani. Böyle bir sistem kurmuş yani. Yer böyle, gök böyle, ay böyle, yağmuru böyle, mevsimleri mesela böyle. Mesela aya Allah bir çekim gücü vermiş, metcezi diyoruz. İşte dalgalar meydana geliyor. Ona öyle bir aya vermiş ki biraz fazla çekse dalgayı, bizim sahildeki bütün şehirler denize kalk olacak yani. Biraz daha az olsa bu sefer deniz çekilecek, oradaki canlılar ölecek. Ama böyle öyle bir denge kurmuş ki gelip gelip gidiyor. Hem balıklar yaşıyor, hem insanlar yaşıyor. Kimse zarar görmüyor. Siz dediğinizde anlatmakla bitmez. Bu işin profesörü, uzman olan insanlar var. Adam bitkilerle ilgili ihtisas yapıyor. Hayvanları araştırıyor. Bir bitkiyle, insanları bir araştırıyor. Tanesiyle. Bir şey. Üniversitede fakülte yani. Evet. 4-5 sene bunu okuyor. Belki burada sizin yerinizde, benim yerimde bir ziraat profesörü olsa, bir biyoloji profesörü olsa, bir astronomi profesörü olsa, gelse anlasa bu ayetleri, bizden de daha iyi anlatır belki. O daha iyi bildiği için Allah bunları yapmış, yaratmış, koymuş, onlara yemin ediyor arkasından insan diyor, kendini temizleyen kurtulmuştur diyor. Bunlarla uyum içinde ol diyor bize. Evet. Bak bunlar kime tabi? Unutma bunları diyor, bil diyor yani. Ha bunları unutma diyor bak, gökyüzünü, yeryüzünü, geceyi, gündüzü, bunlar bir yere gidiyor. Bak sen bir evde ev baskısına, mahallede mahalle baskısına, köyde köy baskısına dayanamıyorsun. Bütün alemin baskısına nasıl dayanacaksın? Evet. Bütün alem baskı yapacak sana. Diyecek ki ey insanoğlu, güneş diyecek ki ya benim uyduğum Allah'a neye uymuyorsun? Allah'ın emrine neye uymuyorsun? Ay bunu diyecek, gökyüzü yüceliğine rağmen bunu diyecek, yeryüzü bunu diyecek, gece gündüz bunu diyecek. Ben de diyeceğim ki hadi gidin. Bana Allah özgürlük verdi mi verdi. Ben keyfime göre yaşayacağım. Nasıl yaşar bu adam? Zor yaşar. Kolay olmaz. Gelin
bu alemle ahek içinde olalım ve mahalle baskısından da kurtulmuş olalım. Allah'ın ve Resulünün yoluna gidelim. Ve devam eden ayetlerde Rabbim, yani bütün bu ayetlere rağmen keyiflerine göre yaşamak isteyen bir toplumdan örnek veriyor. Bir örnek veriyor değil mi? Örnek veriyor değil mi? Herhalde öyle. İyi anlayın diye. Evet, iyi. Kezzebet Semud'u bitavvaha. Semud azgınlığıyla yalanladı. Kimi? Salih Aleyhisselam'ı, Peygamber Aleyhisselamları ve Allah'ı. Sanki peygamberlerden ya da toplumlardan ilk örnek mi geldi hocam? Herhalde öyle oldu. Şimdiye kadar doğru hocam. Başka bir peygamber geçmedi. Yani. Geçmedi. Okuduğumuz surelerde Salih Aleyhisselam. Evet, Salih Aleyhisselam. Semud kavmine Salih Aleyhisselam peygamber gönderildi. Semud kavmine. Tarihi sıra Hazreti Adem Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, Kur'an'da ismi geçmez ama sahife verilmiş. İdris Aleyhisselam sahife verilmiş. İlk dönem, tek ümmet dönemi, Nuh Aleyhisselam'la beraber ayrışma başlamış. Kavmi Müslüman değil, Nuh Aleyhisselam ve Müslümanlar var. Hud Aleyhisselam onu takip ediyor. Kavmi Ad, Nuh Aleyhisselam ve kavmi Hud Aleyhisselam ve kavmi Ad ve sonra Hud Aleyhisselam'dan ve Ad kavminden sonra tarihi sırada Salih Aleyhisselam. Sonuçta ilk peygamberlerden, ilk çağ peygamberlerinden 4-5 sırada geliyor. Evet. Çok eski bir peygamber. Evet. Tarihi olarak. Evet, çok eski. Nuh kavmi yaşadığı coğrafya belki bütün dünya ama Mezopotamya sembol. Çünkü gemi, Nuh kavmi helak olduktan sonra gemideki Müslümanlar ve Nuh Aleyhisselam kurtulmuştu. O gemi Cudi Dağı'na konakladı. Cudi Dağı'na. Cudi nerede biliyorsunuz? Mekke'nin kuzey doğusunda. Bazen Türkiye'de falan diyorlar öyle, evet. Bir şey. Doğru Türkiye'de mu hocam? Türkiye'de doğru. Ama niye önce Kur'an'da geçen Cudi ile Türkiye'de geçen Cudi de aynı dağ mı hocam? Evet. O zaman aynı. Niye hocam Mekke'den tarif ettim? Evet. Merkez orası ya. Tabii. Ona göre Mekke'nin kuzeyinde Medine. Kuzeyinde Hayber. İslam tarihiyle de ilgili. Kuzeyinde Hicr bölgesi burası. Evet. Semud kavmi yaşadığı bölge. Kuzeyinde Tebük. Kuzeyinde Medyen. Kuzeyinde bereketli topraklar. Filistin, Kudüs. Ve doğuya doğru gidin. Harran, Cizre, Musul ve Cudi Dağı. Yani bugün Cizre'yi herkes bilir, hepimiz biliriz. Cizre'den Şırnak'a doğru giderken sağımızda, Cizre'den Silopi'ye, Musul'a doğru giderken de solumuzdaki dağ Cudi Dağı. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin konakladığı yer. Hatta İslam tarihleri Hazreti Ömer döneminde oralar fethedildiği zaman bu ümmetin ilkleri, sahabi efendilerimiz orada geminin kalıntılarına da rastlamışlar. Evet. Yani Cudi Dağı'nı biliyorsunuz. Hazreti Ömer dönemindeki fetih sınırlarını söyleyeyim bu arada. Tarsus veya Misis zannedersem. Misis, Ceyhan da bir Misis, eski Bizans şehirlerinden birisi. Oradan bir sınır çizin. Misis, Kayseri, Erzurum, Ermenistan, Azerbaycan'a kadar sınır Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar tarafından, sahabiler tarafından fethedilmiş. Bayağı bir eski hata o zamanlar. Tabii. İlk fethedilen yerlerden. Evet, ya. İlk fethedilen yerlerden. Cizre'de o ilk fethedilen yerlerden. Ad kavmi ikinci sırada olan, Nuh kavminden sonra helak olan toplumlardan ikinci sırada olan Ad kavmi ise nerede? Mekke'nin güney doğusu, güneyi Yemen, doğusu Umman, Umman'la Yemen arasında. İsim olarak Ahkaf. Ahkaf. Bir de sure var. Evet. Ahkaf. Bugünkü Hadramaut denilen bölgede. Ahkaf, Hadramaut denilen bölge ve kavmin ismi de Ad.
İnşallah Allah izin verir ayrıntılı bir şekilde Fecr suresinde bu toplum, bu kavmi de anlatalım. Ve onlar da helak oldu. Nuh kavmi biliyorsunuz tufanla, Ad kavmi de rüzgarla helak oldu. Şimdi üçüncü sırada helak olan ve tarihi olarak Hazreti Adem, Şehit İdris, Nuh, Hud Aleyhisselam'dan sonra tarihi sırada Semud kavmi var ve kendilerine gönderilen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de Salih Aleyhisselam. Yaşadıkları coğrafya Mekke, Mekke'nin kuzeyi Medine, kuzeyi Hayber, Hayber'den sonra Tebük'e giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ordusunun da içinden geçtiği Hicr bölgesi. Hicr. O da Kur'an'da geçer. Evet. Hatta bir de sure. Sure var. Evet. Evet. Hicr bölgesi. Hicr. Hemen onun yanı başında bugün Hicr bölgesi, hani derler ya ölçmek gibi olmasın falan diye. Yani büyük bir coğrafi bölge düşünün. Kasvetli bir bölge. Helak olmuş bir bölgenin hatırası. Hemen yanı başında El-Ula zannedersen Arabistan'ın en güzel hurmalarının yetiştiği bölge. Evet. Yani bir sınır çizin hocam. Bu taraf en güzel hurmaların yetiştiği bölge. Buralar ise kasvetli bir bölge. Geniş bir arazi. Ben gördüm bu bölgeyi. Hocam Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık gezmekten bahsediyor. Evet. Kul siru fil arzı fenzuru keyfe kâne akıbetü mükezzibîn diyor. Yeryüzünde gezin, dolaşın. Sizden öncekiler ne yapmışlar, niye helak olmuşlar, nasıl mahvolmuşlar, oraları görün, ibret alın diyor. Evet. Mesela bizim Anadolu'da çok Hüyük ismi taşıyan yerler var. Evet. Kara Hüyük, Alaca Hüyük, Çatal Hüyük diye. Buraya adamlar gelip kazıyorlar, bakıyorlar. İçinden tas, tencere, tabak, para, pul, hamam, mutfak eşyası bir şeyler çıkıyor. Demek ki orada bir takım insanlar yaşamışlar. Evet. Ama helak olmuşlar. Gitti. Üzerlerine toprak girmiş, kapanmış, ölmüşler. Aradan asırlar sonra biz onları araştırıp, inceleyip, tarihi eser bulmaya çalışıyoruz. Ama bir de ibret gözüyle bakmak lazım. Evet. Acaba bu adamlar ne yaptı da helak oldu? Suçları neydi? Niye böyle toprağın altında kaldılar diye bakmak lazım değil mi? Turizm, gezmek iyi bir şey ama gezerken de ibret gözüyle bakmak lazım. Evet. Laf olsun diye gezmemek lazım. Çünkü gittiniz, görmüşsünüz Allah'a şükür. Müslümanlar gitseler, görseler, Lut kavminin battığı o Lut gölü, nasıl bir göl? O Lut kavmi ne yapmış? Niye batmış? Bu Salih peygamber kavmi ne yapmış? Niye batmış? Nasıl batmış? Hepsinden ibret almak lazım. Sonuçta gezmek hakikaten faydalı bir şey değil mi? Allah'ın Allah emri zaten yani. Hocam bu konuda bize sahabi efendilerimizden ya da tabi'in efendilerimizden biri şöyle nasihat ediyor. Önce Kur'an'da gezin diyor. Evet. Kur'an'da gezerseniz dünyadaki gezmenizde bir anlam ifade eder. Tabii bunları bilerek gezmek. Bilerek gezin. Bilmeden zaten. Bunları bilmeden gezdin mi turistik gezi olur. Ben de onu demek istiyorum. İşte sahabi efendimiz. Bunları öğreneceğiz, tanıyacağız. Evet. Peygamberleri ve onların kavimlerini. Ondan sonra gezdik mi çok güzel bir ibret ders almış olacağız. Evet hocam inşallah. Semud kavmi geniş bir arazide dağlar var böyle sıra dağlar gibi değil. Yani ovanın üzerinde dağlar, tepecikler var. Nasıl tarif edeyim bilemeyeceğim. O dağları yontmuşlar, evler yapmışlar. Dağları yontmuşlar, evler yapmışlar. Yani güvenlikli evler. Evet. Sığınaklı evler. Kale gibi evler. Yani dağı yontuyor, içinde ev ya. Bir de ovalarında saraylar yapıyorlar. Biz başka surelerden öğreniriz bunu. Araf'ta, evet. Hud'da. Ve bunların böyle bir hayatı var. Ve bu ülkeyi yöneten de Tis'atü Rahdin diye dokuzlu bir çete. Tis'atü Rahdin, dokuzlu çete. Şimdi Salih Aleyhisselam'ı Allah-u Teala bu topluma peygamber gönderiyor. Gelin Müslüman olun diyor. Müslüman olmuyorlar. Ayet istiyorlar, mucize. Allah-u Teala, onlar kayalıkları yontup ev yapıyorlar ya, ama canlı bir şey değil. Evet. Allah-u Teala o kayalıkların birinden gebe bir deve var ediyor, yaratıyor. Allah, bu da enteresan yani. Evet. Onlar kayayı bilen insanlar, içini oyup ev yapan insanlar, kayadan deve çıkmayacağını biliyorlar. Biliyorlar. Yani. O kadar kayayı yardılar, ev yaptılar, bir tane deve çıkmadı. Çıkmadı. Ama bu sefer bir kayadan bir deve çıkıyor. Bir deve hem de gebe. Hem de gebe. Yavrusu da oluyor. Evet. Şimdi o deveyle hatta o gebenin var edildiği, yaratıldığı kayalık da belli. O deveyle Allah-u Teala Salih Aleyhisselam'ı destekliyor.
o deveyle Allahu Teala Semud kavmini uyarıyor. Gelin Müslüman olun diyor. Güneşle, ayla, geceyle, gündüzle, semayla, arzla, nefisleriyle onların akıllarını erdirmeye çalıştığı gibi acayip bir de örnek veriyor. Ve bir de kavmin su içtiği, su ihtiyacını giderdiği bir kuyu var. Orada bir kuyu var. Herkes su ihtiyacını oradan gideriyor. Ve diyor ki Allah-u Teala onları deniyor. Bu suyudan içme sırası bir gün devenin ve bir günde halkın, devletin. Devenin sırası olduğu zaman kavmin etkisi, yetkisi yok. Sadece deve içecek. Ve kimse de yaklaşamıyor. Hocam bu deve acaba normal bir deve mi yoksa biraz acayip büyükçe bir deve mi? Büyükçe bir deve. İri bir deve. İri bir devemiş. Sıra dışı değil. Ayrı, kimse yaklaşamıyor. Öyle anlaşılıyor. Böyle kimse mi? Ve devenin sırası olduğu gün onun sütünden herkes faydalanıyor. Bütün halk. Evet. Herkes onun sütünden faydalanıyor. Yani Semud kavminin, dokuzlu çetenin, yani ülkeyi yöneten kimselerin sahip olduğu zenginliğin yarısını Allah-u Teala deve ile halka veriyor. Yarısını deve ile halka veriyor. Bu ne anlama gelir? Yani Allah-u Teala insanlara diyor ki ve insanları yönetenlere de, benim bu dünyada yarattığım bütün varlıklar, sema benim, arz benim, gece benim, gündüz benim, yer benim, bitkiler benim. Benim yarattığım bu varlıkları, bitkileri, hayvanları, denizleri, petrolleri, altınları, gümüşleri siz yönetiyorsunuz, benim adıma yöneteceksiniz. Bütün halka dağıtın bunları. Bunlardan, bu zenginliklerden herkes faydalansın diyor Allah-u Teala. Yani ırmaklardan, ırmaklarda elde edilen enerjiden, elektrikten, doğalgazdan, petroldan, altından, gümüşten, uranyumdan herkes, ormanlarda yaşayan halk orman nimetlerinden, denizlerde yaşayan halk deniz nimetlerinden, çöldekiler çöl nimetlerinden herkes faydalanacak. Yani yönetenler de onlar kadar faydalanma hakkına sahip. Bu arada şunu söyleyeyim antiparantez hocam. Eğer bugün dünya Allah'ın herkes için var ettiği bu nimetlerin önüne engel koymasınlar, açlıktan ölüyor dediğimiz Asyalı, Afrikalı insanların hepsi etraflarında o kadar çok nimetler var ki semiz hale gelir. Zaten hocam şu anda dünyanın en zengin ülkesi Afrika. Evet. Allah'ın yarattığı nimet olarak. Ama açlık. Petrol var, altın var, kakao var, muz var, en değerli şeyler var. Ama zahirde baktığım zaman açlık çeken onlar ya. Demek ki dünyada bir sömürü düzeni var. Evet. Adamlar mallarını sömürüyorlar. Evet. Bir de aç bırakıyorlar. Aç bırakıyorlar. Onları. Sonra da işte. En rahat yaşayacak onlar oldu. Evet hocam. Ha, işte Allah-u Teala bunu gündeme getiriyor. Evet. Bu surede. Bu Semud kavminde. Diyor ki deveyle ve kuyuyla ondan önceki diyor ki herkes bundan faydalanacak. Adamlar kabul etmiyor zaten Allah'ı. Bu sefer Allah zoraki bir sistemle zenginliğin yarısını halka aktarıyor. Mecbur oldular. Evet. Yani bu ne demek? Dünya petrollerinin yarısının halka, elektrik enerjilerin yarısının halka, orman nimetlerinin yarısının halka, deniz ürünlerinin yarısının halka demek. Bugün bütün dünya halklarının, Müslüman, kafir ayırt etmiyor Rabbim burada, bey gibi yaşamaları demektir. Bugün kimse bir ay çalışıp da şu kadar para alacağım diye anası alıyor. Bu dediğim Semud kavmine Rabbimin uyguladığı yöntem uygulansın. Herkes 20-25-30 milyar keyfine göre imkan gelecek. Çünkü bütün bu zenginler paylaşılacak. Oturduğunuz yerden hemen paylaştırabilirsiniz. Dünyanın zenginliği ne kadar? Bu zenginlikleri bütün insanlara paylaştırın. Ne olur? İşte Salih Aleyhisselam kuyu, deve bunu sağlıyordu. Bugün Salih Aleyhisselam peygamber olarak gelse diyecek ki ey dünyalılar, yeter artık dünyayı sömürdüğünüz, insanları aç ve sefil bıraktığınız, hiç olmazsa yine yarısını bu dünya halklarına dağıtın. Bak yine yarısı onlara kalıyor. Dokuzlu çeteye kalıyor. Dünyaya egemen güçlere kalıyor. Yarısı. Evet.
G8, G20 bu anlama gelir mi bilmiyorum ama dünyayı şu anda sahipliği iddiası olanlara da Allah yine yarısını bırakıyor imtihan olarak. Ama yarısının bütün dünya halklarına dağıtılmasını istiyor. Salih Aleyhisselam, Şems Suresi ve Semud kavminde yaşanan olaylar. Bunu kabul edemediler. Halbuki yarısı yetmez miydi? Çünkü bir gün deve sırası sıra devedeydi. Ertesi gün kavmin yöneticisi zaten halka o suyu parayla veriyordu. Bugünkü hepimizin parayla suya para ödediğimiz gibi, Allah'ın enerjisine para ödediğimiz gibi, petrollere, doğal gazlara hem neler? Evet, maaşı zaten onlara gidiyor hocam. Evet, ödediğimiz gibi yine zaten bir gün, ama Salih Aleyhisselam gelsin şimdi dünyaya, keyif. Gelir mi? Gelir. Gelmezse cennette gelir. Gelmezse cennette gelir. Ben inanırım. Salih Aleyhisselam'ın geldiği bir dünya, Salih Aleyhisselam'ın getirdiği dini kabul eden bir dünyada aç sefil kalmaz. Bütün dünya zenginlikleri bütün halklara, bak tekrar ediyorum, sadece Müslümanlara değil, burada Müslüman kafir ayırt edilmez, bütün dünya halklarına dağıtılır. Her bölgenin, her coğrafi bölgenin zenginliği ora halklarına dağıtıldım yeter. Denizler doyurur insanı, ormanlar, çöller ve başka, dünyada hayvan bırakmadılar, avlanacak hayvan bırakmadılar bu dünya. Semud kavminin takipçileri. Dokuzu çetenin takipçileri. Kabul edemediler. Bu iş olmaz dediler. Peki ne yapalım? Olmazsa düşündüler. Bu dokuzu çete toplandı bir gün. Bu deveyi öldürelim, kurtulalım bu deveden dediler. Ya dese bizim zenginliğimiz gidiyor. Yetmiyor mu? İzim ba'fe eşkaha. Azgınlaştılar. İyice çılgına döndüler. En eşkıyalarını. Şaki burada en, da. Şakinin de en eşkıya hocam. En eşkıya. En kötü, en terörist. Kudar bilmem ne diyorlar. En terörist. Allah bizi korusun. Deveye de yaklaşamıyorlar da sarhoş hale getirmişler hocam. Deveye saldırıyor. Ayaklarını kesiyor ve deveyi öldürüyor. Bu arada fekale lehum Rasulullah, Allah'ın elçisi Salesam dedi ki nakatallahi ve sukyaha, Allah'tan korkun dedi ya. Bu Allah'ın devesi bak, nakatallah. Bütün develer Allah'ın devesi ama bu özellikle Allah'ın devesi. Ve sukyaha, bir de bunun su hakkı. Bak Allah bunu emretti, yapmayın bunu dedi. Bunlar niyet edince. Tekezzebuhu, yalanladılar Salih Aleyhisselam'ı. Feakaruha, ve deveyi kestiler ve öldürdüler. Deveyi kesip öldürünce yavrusu vardı. Yavrusuna bari sahip olalım dediler. Yavrusu yaratıldığı, anasının yaratıldığı yerden kayboldu gitti. Allah, bu da bu mucize tabii değil mi? O tabii, o da o gitti. Salih Aleyhisselam dedi ki onlara, diğer surelerden şimdi söylüyorum, yurdunuzda 3 gün bekleyin, 3 gün. Hatta ilk gün yüzünüz sararacak, kararacak, kırmızılaşacak, sonra siyahlaşacak dedi. 3 gün yurdunuzda bekleyin, 3 gün sonra helak olacaksınız. Bu 3 gün sonra helak olmayı duymalarına rağmen tekrar gece toplandılar, son gece herhalde. Dediler ki, deveden kurtulduk, Salih'i de öldürelim dediler. Salih'i öldürecekler ama Salih Aleyhisselam'ın aşireti var ya kavmi, Semud'un içinde. Diyecekler ki aşiretine de, vallahi bizim haberimiz yok. Diyetini hepimiz verelim, kurtulalım. Bizim haberimiz yok diyecekler. Yani gece öldürecekler Salih Aleyhisselam'ı. Ertesi günde hatta yönetici onlar. Belki bir suçsuz adamı bu öldürdü diyecekler. Ve güya kendilerini kurtarmış olacaklar ama fedemdeme aleyhim rabbuhum bidembihim. Rableri günahları sebebiyle onları mahvetti. Fesevvaha, bak ve nefsin ve ma sevvaha. Bizi bu hale getiren de Allah, Allah korusun Semud kavmini yok eden de Allah. Her ikisine de aynı şeyi söylüyor. Bazen var ederek sevvaha,
güzel bir şekilde yaratması, bazen de yok. Bu kavme ne azap göndermiş? 3 ayet ayrı azaptan bahsediyor Rabbim. Bir sayha, çığlık. 2 deprem, 3 sayha, yıldırım. Bunlara niye sayha ya da deprem gönderdi? Allah en iyisini bilir. Salih aleyhisselam biliyorsunuz Nuh aleyhisselamın kavmiyle bunları uyardı. Nuh aleyhisselamın kavmi neyle helak olmuştu? Tufanla. Nuhut aleyhisselamın kavmiyle de uyardı. Onlar da rüzgarla helak oldu. Şimdi tufan ve rüzgar. Bunlar da tufandan ve rüzgardan korunacağız diye korunaklı, güvenlikli evler yaptılar. Kapatacaklar kapısını. Evde içeride azıklar da var. Tufan geçecek. Rüzgar geçecek. Bunlar hayata devam edecekler. Ama Rabbim sarstı. Sarsıntının şeyi var mı, sınırı? Bir de çığlık. Rabbim korusun, o daha felaketmiş herhalde hocam. Çığlık, ses. Ses sınır tanır mı? Bu Semud kavmi hayvanların yemeyip de ezdiği, biz kesmik falan köylüleri diyoruz, ya da yem kırıntısına benziyorlar. Hayvanların yemeyip de ezdiği yem kesmik kırıntısına dönmüştü. Un ufak oldular. Keheşimil muhtazır. Kamer suresinde. Un ufak oldular, gittiler. İlim itilimi kalmadı yani. Hiçbir şey kalmadı hocam. Hani güçlüydünüz? Hani kuvvetliydiniz ey Semutlar? Adı işte öyle rüzgarla bitirmişti. Bunlar da böyle gittiler. Yani rüzgara ve tufana dayanıklı ev yaptı. Bu sefer bela, sayha, çığlık, deprem ve sayha, yıldırım geldi. Fesevvaha. Şu anda Semud kavmi diye bir kavim yok. Ama evler hala hatıra olarak gözler önünde. Allah-u Teala bu cezayı verirken bela yekâfi ukbaha, akıbetinden, onların akıbetinden korkmadı. Acaba onlar da bana bir şey yapabilirler mi falan? Haşa, böyle bir şey. Ne ona, Allah'a bir şey yapabilir, ne de Salih Aleyhisselam ve Müslümanlara bir şey yapamadılar. Böyle bir hayat işte. Bunu da örnek verir Rabbim. Bakınız der. Ya benim istediğim bir hayata gelirsiniz. Güneşin, ayın, gecenin, gündüzün, semanın, arzın ve nefsinizin, varlığınızın kabul ettiği bir Rabbi kabul edersiniz. Ya dese aklınızı başınıza alın diyor Rabbim. Yar bize yardım et. Allah razı olsun. Değerli seyirciler, bugün de programın sonuna geldik ve Şems suresini Allah'ın izniyle bitirmiş olduk. Allah Teala bu surede 10-11 tane yemin ederek insanları doğru yola teşvik etti. Eğer adam olmazsanız dedi, bir daha örnek verdi yeminlerden ayrı olarak. Semud kavminden, Salih Aleyhisselam'ın kavminden de örnek verdi. Onlar nasıl Allah'a ve peygamberine isyan ettiler ve sonuçta ilmi kalmayacak şekilde, en ufak bir izleri, belirtileri kalmayacak şekilde helak oldularsa, ben sizi de helak ederim. Bunu yapmaktan korkmam, çekinmem. Beni bundan vazgeçecek bir güç yoktur diye bütün dünyaya, bütün insanlara meydan okuyor ve insanları hakka çağırıyor. Allah hepimizi hakka uyanlardan eylesin ve peygambere, Kur'an'a tabi olanlardan eylesin. Yarın Allah izin verirse La uqsimu bihazel beled diye başlayan Beled suresini anlatacağız ve programımız bu şekilde devam edecek. Şimdilik Allah'a emanet olun.